olacaksınız? Sayın Başkan hoş geldiniz. Abicim. İşte derken ta bugünlere kadar sizi bekliyor. Geç kalmış, yerine getirmede geç kalmış bir böyle gibi pek bir şey düşünmüştük. Aynen. Ve şu anda sağ olsun başkanım, Allah razı olsun, bizleri kırmadı, bura geldi ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Avni Örkü Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Kale Mahalle adıma ve artı sanayiciler adına çok teşekkür. Çünkü buradaki sanayi esnafı çok mağdurdu. İhracatçı bölgeler olduğu için, bizim Kale Mahallemiz fabrika sahası olduğu için bu konuda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Allah bin kere razı olsun Sayın Başkanımdan. Bu konuda bizi yanımızda oldu. Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikalarımızın bulunduğu bölgede yol problemiyle ilgili konuyu Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örkü'nün de ziyaretiyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyip buradaki problemleri paylaşma imkanımız oldu. Öncelikle Avni Başkanımızın buradaki sanayicilerin sorunlarını dinlemesi, buradaki yol çalışmaları yerinde inceleyip buradaki problemleri düzeltmesi hususunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada yaklaşık 40 büyük firma ve yaklaşık çalışan 10 bine yakın işçi var. Burada ihracat yapan, ihracat çalışması içerisinde olan fabrikalarımızın yurt dışından gelen misafirleri de vardı. Güzel bir çalışma ve yapılan hizmetten dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Kale Mahallesi'ndeyiz. Kale Mahallemizde gerçekten çok önemsediğimiz bir bölgenin asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bundan birkaç ay öncesinde de mahallemizin iç kısımlarında kilit taşı, parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirmiştik. Bunun yanında bir sosyal tesis de kazandırmıştık. Aynı zamanda bir de pazar yeri, kapalı pazar yeri kazandırmıştık Kale Mahallemize. Ancak Kale Mahallemizin bir farklı özelliği de şudur. Biliyorsunuz Denizli üreten bir şehir, Denizli üreten bir kent. Denizli bu üretimleriyle Türkiye'de, dünyada yapılan o ihracatta 8. sırada olma özelliğini barındırıyor bu üretken özelliği sayesinde. İşte tam bu noktada bizim fabrikalar bölgemiz. Burada binlerce vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Burada onlarca iş insanımız düşünüyor, projelendiriyor ve bu projesini hayata geçiriyor. Böylelikle de şehrimize, ilçemize ve ülkemize bir değer kazandırılıyor. Ancak maalesef yıllar içerisinde kimi yollarımız çok fena halde eskimiş idi. Kimi yerlerde de hiç yol yoktu. Ham yol şeklindeydi. Her taraf toz ve toprak içerisindeydi. Buradan gelen o talepleri biz göz ardı edemedik, sırtımızı dönemedik ve dedik ki evet, bu üreten kentin üreten insanlarına, işçisinden işverenine, her birisinin yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. 75 bin metrekarelik bir alanda asfalt çalışmamız başlamış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde de bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Yine yaklaşık 10 kilometreye varan bir etap. Kimi yollarımız 20 metreye yakın genişlikte, kimi yollarımız 15 metre genişliğinde. İnşallah bu haliyle artık ilçemizin üreten özelliğine de uygun, yakışır bir hale gelmiş olacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyor.